Iğdır'da kadınların yaşadığı temel problemler neler? Bir ara. Ya Iğdır'da kadınlar daha çok iş hayatına atılamadıkları için sorun yaşıyorlar. Çok fazla çocuk doğurdukları için aslında sürekli eve bağımlı kalmak zorunda kalıyorlar ve hep erken eline bakıyorlar. Bir de aynı zamanda Iğdır'da ta 93'lerden sonra bu dönemde fuhuş başladı. Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra Iğdır'da ciddi bir sorundu ve kadınlar bu anlamda anıldıkları için çok fazla sokağa çıkamıyorlardı. Ama bu dönem içerisinde yavaş yavaş eritildi ve artık biraz da üstü kapatıldı. Aslında hani Iğdır'da ciddi bir sorun halen öyle görünüyor çünkü ve bu anlamda yerli burada yaşayan kadınlar da etkilenmiş oldu ve sokağa çıkmakta zorlandılar ama son birkaç yıl içerisinde yavaş yavaş tekrar dışarı çıkmaya başladılar. Biz onları kuracağımız kooperatiflerle yapacağımız hani onlar için kuracağımız iş yerleriyle biraz daha dışarı çıkıp sosyalleşmelerini isteyeceğiz. Çok fazla siyaset içerisine girmiyorlar, çok fazla sosyal yaşam içerisine girmiyorlar. Yani belki bir mozaik olduğu için Iğdır biraz daha rahat görünüyor ama Kürt kadınları açısından ciddi bir sorun hani sokakta olmak. Özellikle kadınlara yönelik projeleriniz neler olacak? Dediğim gibi hani daha çok kooperatifler üzerinden biz kadınları hani iş yaşamına dahil etmek istiyoruz. Çünkü ciddi bir sorundur. Hani kendi cüzdanı olmayan birine hep bağımlı yani bir kölelik ilişkisi var aslında. Hani kadın da köle, erkek de köle aslında. Biraz hem kadını bu anlamda öne çıkarmak istiyoruz. Çocuklarını da kreşe bırakmaları için 3 yaşından sonra çocuklarını bırakabilecek kreşler ve ana dilde olması koşuluyla biz bu tür yerler açacağız. Yani kadınları biraz daha öne çıkarmak istiyoruz bu anlamda. Seçilmeniz durumunda Iğdır'ın ilk kadın belediye başkanı olacaksınız. Evet. Özellikle bu çalışmalar, seçim çalışmaları döneminde nasıl tepkiler aldınız? Yani kadınlar tanımaya başladıkça daha çok benimsemeye başladılar ve eş başkanlık sistemi onlar için bulunmaz nimet gibi gerçekten. Yani çok da benimsediler aslında erkeklerden daha çok. Çünkü erkekler bu sefer şaka yolu işte yavaş yavaş iktidarlarının biraz ellerinden gitmesinden kaynaklı. İşte sen kadınları örgütlüyorsun, kadınlar öne çıkıyor, kadınlar senin peşinden geliyor, biz artık evde söz geçiremiyoruz diyorlar. Hani bu şaka yolu ama belli bir zihniyetin kırılmasına da aslında yol açıyor. Kadınlar gerçekten çok fazla benimsiyor ve gittiğim her yerde çok iyi karşılanıyorum. Ve artık seslerini duyurabilecekleri bir yer olduğu için çok mutlular. Hep yanımda olduklarını belirtiyorlar. Ben de hep onların yanında olmak istiyorum.